Beyrut'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'tayım. Günlerdir güvenli değil, gitme, ne işin var diyen takipçilerime bu şehrin aslında ne kadar güvenli olduğunu göstermek istedim. Maalesef bizim ülkemizde de rutin olaylar oluyor, biliyorsunuz daha önce bazı kötü hadiseler olmuştu ama bu turizmi baltalamaya yeter olan şeyler değildi. Ama şu anda da Beyrut'ta birkaç gün önce İsrail'in bir saldırısı olmuştu, o kadar. Onun dışında gayet güvenli, 1994'ten beridir. Bir tane de 2-3 sene önce yaşanan bir bomba felaketinden beridir herhangi bir sorun olmadı bu şehirde. Bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i denilen Beyrut sokaklarında 3 gün geçireceğim. Bu şehri ise adım adım her yerini anlatacağım. Çok güzel mekan önerileri, konaklama önerisi de bu videoda olacak. Rotama da Beyrut Socks kısmından başlıyorum. Burası her zamanki gibi o eski pazar bölgesi değil. Daha modern yerlerin olduğu kısımdan başlıyorum. Ve bundan sonra da rotama devam ediyorum. Beyrut'taki konaklamamızı anlatayım size arkadaşlar. Şu an kaldığım yer şehrin merkezinde bulunan Zur Suites, Zur Residence gibi aslında ev konseptiyle hizmet veren bir yer. 1+1 evlerde ya da farklı evlerde olabilir. Bayağı bir yüksek bir bina. Burada hem mutfağınız var, oturma odanız var, salonunuz var, çok güzel bir yatak odanız var. İsterseniz kendi yemeğinizi hazırlayabileceğiniz bir mikrodalga, buzdolabı gibi birçok araç da var. Tabağı, çanağı, çömleği de her şey yerinde. Tipik bir ev hayatı yaşayabileceğiniz bir yer. Ve altındaki barda da hem akşam yemeğini yiyebileceğiniz, hem içki içebileceğiniz ya da herhangi bir içecek içebileceğiniz çok da güzel bir barı var. Sabah da isterseniz size böyle bir kahvaltı hazırlayabiliyorlar. Normalde oda kahvaltı konsepti de var. Ama isteyenler sadece odada da tutabiliyorlar. Ben oda kahvaltı istedim ve odama istedim kahvaltımı. Şu anda gördüğünüz gibi görüntülerde görüyorsunuz. Çeşit çeşit mezeler, peynirler, domatesler, işte burada bir barbunya'ya benzeyen bir meze, sosis, yumurta, envai çeşitleri, reçeller, tereyağı, güzel bir Fransız esintisi, kruvasan ve fasın. Çok güzel, işte bizim de zahterli ekmek gibi ve peynirli bir ekmek ve küçük küçük ekmeklerle birlikte böyle güzel bir kahvaltı yapıyorsunuz. İlk kahvaltımı otelde yapmak istemiştim, o yüzden böyle odama istedim. Bundan sonraki kahvaltım da zaten şehrin yöresel mutfağı olacak. Otelden biraz daha bahsedeyim, burada bitireceğim. Dediğim gibi burası şehrin merkezinde, Zur diye aratırsanız zaten Google'da da puanın ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Çok güzel, şık, tertemiz bir yer. Güvenli bir yer, güvenliği var kapısında. Zaten Beyrut öyle sanıldığı kadar güvensiz bir yer değil. Sadece bu savaştan dolayı biraz can sıkıyordum. Birazdan da işte arka taraflara doğru artık devam edeceğim yoluma. Bu şehrin sokaklarını keşfedeceğim. Güzelce dinlendikten sonra 3 gün boyunca Beyrut'un keyfini çıkaracağım. Hadi devam edelim. Ve Beyrut'a gelen birçok turistin görmeyi dört gözle beklediği güvercin kayalıklarındayız arkadaşlar. Bu arkamda gördüğünüz dünya mirası, doğal harika Pigeon Rocks diye geçiyor. Pigeon Rocks diye geçiyor. Arkadaşlar burası şehir merkezine yaklaşık 10 dakika taksi mesafesiyle. Uber'e binerseniz 4 ya da 5 dolar gibi ücrete buraya gelebiliyorsunuz. Taksiler 2 kat alıyorlar, onu söyleyeyim. Onunla ilgili detaylı bilgileri vereceğim. Burası çok özel bir yer çünkü gerçekten göreceğiniz en ilginç doğal mekanlardan bir tanesi. Benzerleri Malta ve Avustralya'da da var. Ama bunu bu kadar yakın olması güzel bir olay. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim. Bakın etrafta gördüğünüz birçok restoranda, özellikle Starbucks falan da var. Onların manzarası direkt buraya bakıyor. O yüzden çok lezzetli yemekleri yerken ya da kahvenizi içerken de bu doğanın da tadını çıkarabilirsiniz. Dilerseniz şuradaki patika yoldan diğer tarafa geçip arka tarafından da görebilirsiniz. Bu sefer şehir manzarası sizi karşılayacak. Zaten görüntüde gördünüz. Bununla ilgili başka anlatacak bir şeyim yok. Artık yoluma şehir içine doğru, downtown'a doğru, yani old town'a doğru devam ediyoruz. Birazdan görüşmek üzere. Beyrut'ta gezilecek yerlere devam ediyoruz arkadaşlar. Burada görmeniz gereken 10 yerden bir tanesi de arkamda gördüğünüz Ulusal Müze, National Museum of Lebanon diye geçiyor. Beyrut merkezden 1,5 kilometre uzaklıkta çok güzel bir yürüyüş yolunda sizi bu güzel bina karşılayacak. Size böyle bir Mısır'daki müzelerin ya da tapınakların hissiyatını verebilir girişteki büyük sütunlar. Lübnan'ı şöyle biraz anlatalım tarihle ilgili. Burası 6000 yıllık bir şehir ve Fenike medeniyetinin burada eserler bıraktığı bir yer. O yüzden içeride 100 bine yakın Fenikelilere ve diğer dönemlere ait eserleri bulabiliyorsunuz. Özellikle içerideki lahitler çok değerli. Çünkü Fenikelilerin gemilerinin gösterildiği bir lahit de var içeride. Niye dışarıdan anlatıyorum? Çünkü şöyle anlatayım. İçeri giriş arkadaşlar 10 dolar, 11 dolara çıkmış maalesef.
Çünkü Kasım ayında kur sabitleme yapıldıktan sonra Lübnan'da fiyatlar dolara endeksli olmaya başladı. Ve şu anda bir Arap ziyaretçiye göre içerisi Lübnanlılar için 1 dolar iken yabancılar için 11 dolar. Yani çok merak ettiğim bir müze olmadığı için sadece size burayı anlatmak istedim. Görmek isterseniz içeriye girip bu güzel eserleri de görebilirsiniz. Benzerlerini çok gördüm. Şu anda da dediğim gibi bu müzede yaklaşık bir 1,5-2 saat ayırmanız gerekiyor çünkü bayağı büyük bir müze. 11 dolara da giriş yapabilirsiniz diyorum ve yoluma devam ediyorum. Lübnan'da para nasıl mı değiştirilir? Otelinize komisyoncuyu çağırıyorsunuz, parasını veriyorsunuz. En güzel oranda size paranızı veriyor. Okay. How are you going to talk about? $1 million. So it's like now 99? 88. 88. 88. Okay, thank you. Beyrut'ta görmeniz gereken yerlere devam ediyoruz. Şu anda bulunduğum yerde San Nicolas merdivenleri. Burası neden mi güzel? Şu anda olmasa da mevsimden dolayı yaz günlerinde burası rengarenk bir hale geliyor. Bu sokak yaklaşık bir 200-300 metre boyunca yukarı kadar tırmanacağınız şekilde merdivenlerle kaplı ve bu merdivenlerin her bir basamağı farklı renklerde. Burası ismini de hemen arkamda gördünüz. San Nicolas'tan ismini almış, yani Aziz Nicolas. Burası için Hristiyanlar için önemli bir figür, kendisi havarilerden bir tanesi. Onun ismiyle verilmiş bir sokak. Hani öyle bir müze ya da bir gezecek yer gibi olmasa da Instagram için özellikle fotoğraf çekmek isteyenlerin sıklıkla geldiği yerlerden bir tanesi. Şimdi yine Mark Markian bölgesindeyiz. Buradan da artık biraz daha downtown kısmına devam edeceğiz. Şu anda da bulunduğumuz bölge downtown'un kalbinde olan Safi bölgesi arkadaşlar. Safi Village diye geçiyor. Şöyle yazısına göstereyim. Burası neden mi önemli? Çünkü burası aslında Fransız sömürgesi zamanından kalan bir yer. Burada ünlü markaların, ünlü restoranların ve lüks yaşamın izlerini göreceksiniz. Hemen zaten meşhur Roma Hamamı ve cami de buranın bitiminde başlıyor. Şehitler Meydanı'nın alt kısmında burası. Buradan sonra zaten Ermenilerin bölgesine doğru gidiyorsunuz. Dün anlattığım yer. Şu an dediğim gibi bakın şu meydanda güzel bir şekilde mekanlara takılabilirsiniz. Lüks markaların alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Binalar da uzun zaman sonra gördüğüm en güzel restore edilmiş rengarenk binalar. Böyle de hakikaten de Fransa'daki sokaklara geziyormuş hissi veriyor. İşte dediğim gibi camiye ve Şehitler Meydanı'na doğru devam ediyoruz. Sıradaki mekanımız arkadaşlar Barbar. Burası Lübnan'daki en ünlü sokak lezzetleri yapan restoran zincirlerinden bir tanesi. Bu kısımda daha çok şavarma, mikdelikleri, lahmacun benzeri bir şey ve zaftar adı verilen pideyi yapıyorlar. Şu gördüğünüz tabak şavarma tabağı. Bu şekilde genel herkese bu şekilde servis ediyor arkadaşlar. Şurada sarımsaklı yoğurt sosu var. Koleşya ve Rus salatasıyla bir salatası var. Humus var. Soğan salatası, domates, turşu, bol patates ve şöyle ağzım sulandı konuşurken. İşte bizim dönerimiz. Gayet başarılı. Tavuk ve et döner var. Onun dışında burada gördüğünüz işte zahtar adı verilen zahterli pide diyelim. Ve son olarak da az önceki çekim için ısırdım, kusura bakmayın. Burada da bir tane de lahmacunları var. Bizdeki lahmacuna göre bayağı, yani tatsız aslında ama bayağı tüketilen bir şey. Şimdi artık bu yemeğin keyfini çıkaracağız. Ha, şöyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz şey yaklaşık 1,5 dolara satılıyor. Bu 1 dolara satılıyor. Şu gördüğünüz bütün tabak ise 13 ya da 14 dolara satılıyor ama 2 kişi rahatlıkla doyabilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar artık Beyrut'un biraz daha kültürel ve etnik kökenlere dair mekanları ziyaret edelim. Burası St. George Ermeni Kilisesi. Lübnan'la ilgili şöyle bilgi vereyim. Nüfusunun %33-34'üne yakını Hristiyan bir nüfusa sahip. Zaten dün akşamdan beri gezdiğimiz yerler daha çok Hristiyanların daha yoğunlukla yaşadığı yerler. Arkamdaki St. George Katedrali de işte bu Hristiyanlar için en önemli mekan. Hemen zaten 200-300 metre ilerisinde de Müslümanlar için Beyrut'taki en önemli cami olan Muhammed Cami var. Yani 200 metrede
her iki dine ait etnik kökenlerin ya da insanların dini mekanlarını görebiliyorsunuz. İçeriden de görüntüleri gördünüz. Hemen zaten Safi Bridge bölgesini gezdiğiniz zaman bu katedral karşınıza çıkacak. Şimdi içeriye bakalım, yolumuza devam edelim. Sıradaki noktamız da şehrin en büyük camisi olan 2008 yılında da tamamlanan Muhammed Al-Amin Camii. Burası Şehitler Meydanı'nın dibinde Mavi Kubbesi'ne de diğer adı Mavi Mescid olan bir cami. 65 metre yüksekliğinde minareleri, 45 metre yüksekliğinde kubbesiyle gerçekten çok görkemli bir cami. Zaten içerideki görüntüleri şu anda gördünüz. Geldiğiniz zaman şehrin birçok noktasından bu camiyi göreceksiniz. Hemen karşısında Şehitler Meydanı var. O meydanda da bulunan heykeli ve savaştan kalan izleri taşıyan binaları görmeyi ihmal etmeyin. Muhammed Al-Amin Camii'nin hemen yan tarafında Roma kalıntıları bulunuyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz karşıdaki alan Roma banyosu. Lübnan daha önce dediğim gibi 6000 yıllık bir şehir. Ve bu şehrin de o dönemde Romalıların da uzunca bir dönem yaşadığı bir dönem var arkadaşlar. O dönemden kalan işte antik Roma kısmı da burası. Maalesef çok bir şey kalmamış ama herhangi bir koruma yok, bilet yok, bir temizlik yok, hiçbir önem yok. Böyle şehir içinde binaların arasında kalmış bir Roma kalıntısı gördüğünüz gibi. Hemen arkasında da buranın en önemli yine kiliselerinden Hagia Georgi Kilisesi de karşı duruyor. Şimdi o tarafa geçeceğiz. Sıradaki noktamızda arkadaşlar Şehitler Anıtı. Bu Şehitler Anıtı'nın adı nereden geliyor? 94'teki iç savaşta ölen insanları yad etmek için yapılan bir heykel. Zaten heykele baktığınız zaman insanlar üzerindeki kurşun izlerini görebiliyorsunuz. Etrafında da yaralı insanların da figürleri var. Dediğim gibi Muhammed El Camii'nin hemen karşısındaki meydanda bulunuyor. Bu meydanda da Şehitler Meydanı. Bunun dışında bu meydanda bir de arka taraflarda Roma tapınağı ve kiliseler var. Şimdi oraya doğru devam ediyoruz. Beyrut sokaklarına gezerken karşınıza bu tarz onlarca boş ama görkemli bina çıkacak arkadaşlar. Bunların çoğu artık harabe halinde ve kullanılmıyor. Bunun sebebi de 1994 yılında yaşanan iç savaştan sahiplerinin yurt dışına kaçması ve bu sahiplerine ulaşılamıyor ya da kendileri ülkeye geri dönmedikleri için bu binalara kimse dokunamıyor ve maalesef hepsi atıl halde şehrin dört bir yanına yayılmış durumda. Beyrut 3 milyon nüfusa sahip bir şehir arkadaşlar ve bayağı büyük bir alanı kaplıyor. Çünkü öyle karmaşık bir düzende bir alandan bahsediyoruz. Çok ciddi anlamda tek katlı evler de var, yüksek katlı evler de var. O yüzden böyle bayağı bir yayılmış, düzensiz bir şehir planı. Ama şu anda bulunduğumuz Hamra bölgesi de Beyrut'ta görmeniz gereken en güzel bölgelerden. Ha, tarihi açıdan değil tabii ki. Alışveriş için, gece hayatı için, mekanlar için gerçekten çok canlı bir bölge. Şu an hava 5 civarı, hava kararmaya başladı. Birazdan burası daha çok canlanacak ama ben ışık gitmeden şöylese çekmek istedim. Caddeler öyle geniş caddeler değil. Otopark çok ciddi bir sorun. Zaten kesinlikle ben Lübnan'da araba kiralamanızı tavsiye etmiyorum. Uber'ler falan çok ciddi fiyatlara sahip. Yani iyi fiyatlara sahip, öyle söyleyeyim. O şekilde gezebilirsiniz. Şu anda dediğim gibi Hamra sokaklarında yolumuza devam ediyoruz. Böyle güzel bir mekan bulup orada da akşam yemeği yiyeceğiz. Burada önerilen bazı yerler vardı. Onlardan bir tanesini deneyeceğim bu akşam. Şimdi dediğim gibi Hamra sokaklarından artık diğer tarihi bölgelere doğru yolumuza devam ediyoruz. Sırada çok ilginç bir mekana geldik arkadaşlar. Çünkü burası içerik anlamında Beyrut'taki tek restoran. Swiss Butter diye bir restoran zincirindeyiz. Sonra Verdun şubesine geldik. Verdun buradaki önemli meydanlardan bir tanesi. Böyle 3 tane ana yemekleri var. Biftek, tavuk ve somon balığını farklı bir şekilde bir tereyağla yapılmış bir sosla servis ediyorlar. Onun dışında böyle salata ve işte kumpir tarzı bir patates ya da isterseniz French fries, patates grand pasta getiriyorlar. Ekmeklerle ve soslarla size getiriyorlar. Şu gördüğünüz tabak 13-14 dolar civarında yapılıyor. Tavuk 11 dolar, balık da o civarı yapılıyor. Şimdi ben bir tadına bakayım. Çünkü çok merak ediyorum burayı. Hemen bir bıçağımızı alalım.
küçük bir parça alalım. Yani mekanda zaten görüntülerini gördünüz. Gerçekten çok şık bir yer. Wow. Et inanılmaz yumuşak. Ama sos çok başka. Çok değişik bir sos ya. Vallahi ben buna ekmek de alacağım. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Şu anda bulunduğum yerde arkadaşlar Marmikael Caddesi. Burası Ermenilerin bölgesi. Aslında burasına şöyle diyebiliriz. Burada yaşayan öğrencilerin ve gençlerin daha çok takıldığı yerler. Şu gördüğünüz cadde boyunca arkadaşlar bayağı böyle uzunca bir cadde. Burada birçok club, bar, restoran, işte fast foodçular gibi gece hayatının ve gastronominin kalbi attığı yerlerden. Ve biz de işte artık akşam saatlerinde buraya geldik. Burada biraz zaman geçirmeye. Vallahi birkaç mekana girdim. Gayet lezzetler güzel, fiyatlar da iyi. Hatta happy hours'lara denk gelirseniz 2 dolara bira içebiliyorsunuz, 4 dolara kokteyl içebiliyorsunuz. Acıktığınız zaman da arkamda gördüğünüz gibi fast foodçularda ya da diğer yöresel yemek satan yerlere gidip yemenizi yiyebiliyorsunuz. Biraz bu gecenin tadını çıkaracağım. Yarın da rotama devam edeceğim. Beyrut'taki gezimize devam ediyoruz. Çok ilginç bir yere geldim arkadaşlar. Bu konsepti mutlaka bir yere kaydedin. Eğer ileride böyle bir kooperatiflerle çalışmak ya da işte bir projeniz varsa bu göstereceğim restoranın ve pazar konseptini çoğu yerde göremeyeceksiniz. Söyleyeyim size arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer Sauk El Tayyip. Burası hem bir restoran hem de organik pazarı ya da çeşitli yöresel ürünler üreten kooperatifleri birleşip bir araya gelip bir ürünlerini sattığı bir yer. Şimdi içeri girelim. Bakalım neler var. Siz de gözlemleyeceksiniz arkadaşlar. Şu an dediğim gibi ilk kısım şöyle sizi bir başta butik ürünlerin satıldığı, yöresel ürünlerin, organik ürünlerin ya da kooperatif ürünlerin eşyalarının satıldığı bir restoran karşılıyor. Buraya geldiğiniz zaman günün iki ayrı zamanda sabah bir kahvaltı işini yapıp eşliğinde oturabilirsiniz. Buranın yine üreticilerin ürettiği ya da onların ürünleriyle üretilen ürünleri yiyebileceğiniz bir kahvaltı servisi var. Sonrasında bizim de katılacağımız 12'deki brunch hizmeti başlayacak. Sonra geldikten sonra bakın şu arkamda gördüğünüz bu devasa alanda bütün kooperatiflerin ürünlerinin üretildiği ve satıldığı bir pazar göreceksiniz. Rengarenk bir pazar. Merhaba. Şimdi buradan gördüğünüz gibi içeriye giriyorum. Bakın rengarenk, böyle Avrupa'daki o Noel pazarları hissiyatını veren, bütün masaların aynı renkte olduğu ve çok güzel ürünlerin, rengarenk ürünlerin olduğu bir yerdeyiz şu anda. Bakalım neler var. Şöyle ben şimdi kamerayı çevireceğim, size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada Dübnan çevresinde en iyi ürünleri üreten kooperatiflerin meyveleri, sebzeleri, ürünleri. Ondan sonra bakın organik tamamen bu gördüğünüz kısımlar. Organik olmayanların da herhangi bir pestisit ya da herhangi bir tarım ilacının bulunmadığına garanti veren firmalar gelip burada ürünlerini satıyorlar. Sadece yeme içme değil, onun dışında böyle çiçekçiler, onun dışında böyle baharatçılar, yöresel ürünler, böyle ev yapımı limonata içebileceğiniz yerler, böyle soslar, tabi burada deney edebiliyorsunuz sosların her bir tanesini. Onun dışında bakın şöyle biraz daha göstereyim burada nelerin olduğunu. Burada farklı bir şeyler var, bakın çim artık, ha böyle bir değişik ürünler de var tam onun olduğunu. Ha, grass, bakın çimden, so you are making juice? Ha, mesela burada çimenden bir juice yapıyor. I will come. Ondan sonra bakın burada yine el yapımı börekler, çörekler, işte onların yöresel pideleri, aynen bizdeki gibi dolmalar, sarmalar, mercimek köfte gibi köfte satılıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Beyrut'taki halk buraya hafta sonları özellikle gelip alışverişini yapıyor. Ama söyleyeyim, burası bir tık dışarıya göre pahalı. Onun dışında bakın böyle yine peynirler kavanozda, kitaplar, hediyelik eşyalar. Gerçekten çok güzel bir pazar. Bakın burada yine bir pizzası, kruvasanı, ekmekleri, kitaplar. Böyle karışık karışık. Kim ne öğretiyorsa buraya geliyor. Böyle çok güzel ürünlerini satıyor. Daha bir hediyelik eşyacılara bakalım şimdi şurada. Gerçekten bayıldım buranın konseptine. Burayla ilgili Instagram'da da bayağı bir bilgi verdim. Ama şöyle bir YouTube'da da burayı göstermek istedim. Heh, bir de şuraya göstereyim. Bakın ablamız da burada tabulehi yapıyor. Zahterli buranın pidesi meşhurdur. Zahter ve bizim işte gözleme gibi yapılan çok güzel bir yemek.
Şimdi dediğim gibi birazdan bu lezzetlerin de tadına bakacağız. Beyrut'a geldiğiniz andan itibaren sizi çok şaşırtacak bir görüntü olacak arkadaşlar. Çok ciddi fakir nüfusun da olduğu bu ülkede inanılmaz zenginlik var. Biz artık sayısını unuttuğumuz kadar Ferrari, Maserati, en büyük cipler, en büyük, en pahalı arabaları görmekten artık gerçekten şaşkınlık içindeyiz. Sırf otoparklarda bence bir ülkenin milli servetine kadar arabalar görebilirsiniz. Bakın Porsche'lar geçiyor, Maserati'ler geçiyor. Her yerde cipler var. Zaten şu karşıdaki iki tane bebeği görüyorsunuz. Onun yanından geçen jipi de görüyorsunuz. Range'ler, jipler. Yani çok ilginç gerçekten. Bir kesim açlıkla mücadele ederken diğer kesim böyle bir hayat yaşıyor. Ve bu paranın kaynağını gerçekten çok merak ediyorum. Ve Beyrut gezimin sonuna geldim arkadaşlar. Kapanışı da buranın en lüks yeri olan Zaytuna Bay. Yani Zaytuna Yat Limanı'nın oradan yapıyorum. Buranın etrafında bakın arkamda gördüğünüz bu hat boyunca onlarca restoran, club, bar var ve inanılmaz pahalı bir bölgedeyiz arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Zaten sokakları gezince şu anda görüntüleri gördünüz, bir arabalar var. Yani Türkiye'nin bence toplam bütün ülkede olan arabaları sadece burada görebilirsiniz, sadece bu bölgede. Yani artık sayısını saymayı unuttum. Maserati'ler, Ferrari'ler, Mercedes'in son model jiplerini burada görmüş olduk. Tabii ki insan merak etmiyor değil. Halkı bu kadar fakir olan bir ülkenin bu zenginliği nereden geliyor? Bu insanlara nasıl bir gelir dağılımı, adaletsizliği var diye. İnşallah bizim sonumuz böyle olmaz diyoruz ama biz de yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz maalesef. Neyse, bu kadar sosyal mesajdan sonra Beyrut gezimin sonuna geliyorum. Bir sonraki rotada görüşmek üzere. Esen kalın.